Sultan Mehmed'in elçisi, Evren'in soğlu Ali geldi ekselansları. İmparatorluğunun kudretli imparatoru Konstantin Dragas'ın huzurundasınız. Onu saygıyla selamlayın. Diplomatik usullerden bir haberiniz yok. İmparatorun önünde eğilip yüzünüzü yere değdireceksiniz. Onu yüce tahtında selamlayacaksınız. Biz Türkler sadece Allah'ın huzurunda eğiliriz. Ona secde eder, ondan medet umarız. Sıfırakis. Sen buraya saygısızlık yapmaya mı geldin? Hayır. Karaların ve denizlerin hakimi, devleti aliyenin hakanı, Sultan Mehmet Han'ın sözlerini getirdim. Neymiş sultanın ricası? Hünkârımız rica etmez, emreder. Türk elçisi ancak Türk yurdunda konuşur. Sultanımızın buyruğunu size Türk toprakları üzerinden söyleyeceğim. Postumuzu serdiğimiz yer bize Türk yurdudur. Direklerinde kelamı kadim asılı olan cengaver Leventlere sahip Osmanlı donanması sultanımızın emriyle orayı kuşattı. Sultan Mehmet Han bir haydut gibi nahak yere kaçırdığınız Mara Hatun'un iade edilmesini salık verir. Ya iade etmezsem ne olacak? Yalmanından kan damlayan kılıçlarımızın tadına bakacaksınız. Aleminde hilal parlayan kurt başlı tuğlarımızla gelip evvel Mora'yı, sonra Konstantiniyye'yi Türk mülkü yapacağız. Benim önümde. Bu ne cüret? Şimdi ben senin kelleni alırsam, Mehmet'e gönderirsem, o zaman ne olacak? Sen ölmekten korkmuyor musun? Bir anına bile hükmedemediğimiz şu fani cihanda ölümden korkmak beyhudedir imparator. Mehmet'in şartları ne? Sultan Mehmet Han, Mara Hatun'u almaya bizzat kendi gelecek. Surların önünde sen de tek olacaksın. Siz Mara Hatun'u teslim ettiğiniz vakit Mora'daki kuşatma kalkacak.
Marayı teslim ettiğinde kuşatmayı kaldırmazsanız ben nasıl güveneceğim size? Ferman, sultan fermanı. Söz, sultan sözüdür. Ya bize itimat eder, sana deneni yaparsın ya da Türk'ün kudreti neye yeter gözlerinle görürsün. Ali Bey. Şu kaftanını da al. Orada kalsın imparator. Sultanın buyruğunu yerine getirmezsen sığınmak için bir yurda ihtiyacın olacak. Derhal Candarlı Ali ile görüş. Bu Mora meselesini halletsin. Yoksa sonu onun için çok kötü olacak.